sayın seyirciler. Başkanla Baş Başa programımızdan sizleri saygıyla selamlıyoruz. Sevgili Özgür Coşkun'la birlikte Başkanla Baş Başa'ya başladık ve devam ediyoruz. Bugün evet. de karşımızda, yanımızda daha doğrusu evet. çok genç bir başkan var. Gerçekten biraz önce de söyledim ama böyle başkan deyince hep böyle kelli felli, yani nasıl derler, almış, yaşını almış, evet, evet. beyaz saçlı, evet. göbekli birisini beklerken. İzmir'in böyle, en genç il başkanı. Böyle bir genç, İzmir'in evet. en genç bir sayın başkanı. Şu an öyle. Evet. evet öyle. Tanıtalım misafirimizi, konuğumuzu. Evet, evet. Büyük Birlik Partisi İzmir İl Başkanı Sayın Ahmet Bereket'le birlikteyiz. Sayın Bereket, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum, sağ olun. Önce bir Sayın Bereket'i bir tanıyalım biraz, evet, ondan sonra da size sayın başka ben, diğer konulara girelim. Teşekkür ediyorum öncelikle. Her ne kadar genç dediyseniz de ben 1974 İsviçre doğumluyum. İlk orta lise tahsilimi burada tamamladım. İzmir'de evet. tamamladım. Askerlikten sonra ikinci bir üniversiteye kayıt yaptırdım. Onu da bitirdim. Şimdi üçüncü üniversitede hala talebe olarak okuyorum. Maşallah. 2007 yılından bu yana da Büyük Birlik Partisi'nin İzmir İl Başkanlığı görevini götürüyorum. Siyaset Üniversitesi var. Ayrıca iki tane üniversite var. Evet. Üçüncüyü de okuyoruz. Daha inşallah. Evet. Bizim yapılarımız böyledir. Gençlerimiz böyledir. Ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Aynı zamanda gençleri böyle var mı, destek var mı bu konuda? Okuyorum. Tabii. Yani rahmetli genel başkanımızın bize tavsiyesiydi zaten. İnşallah birazdan gireriz. Onun düsturuydu yani. Bir elinde yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, öbür elinde de çağın yenilikleri olan bilgisayar evet. olacak. Okuyacaksınız evet. derdi. Okumaya çalışıyoruz biz de. Onun vaadini yerine getirmeye çalışıyoruz. Sporla uğraşıyorum aynı zamanda. Tekvando ve kickboks branşlarında milli takım antrenörlüğüm var. Var sayın başkan. Evet. Gençlik oradan mı giriyor sayın başkan? Herhalde. Herhalde. İçki sigara olmayınca, spor olunca böyle oluyor. Evet. Ben de spora mı başlasam acaba? Bekliyoruz inşallah. Evet Sayın Bereket, güzel bir sürprizimiz var önce. İnşallah. Oradan başlayalım, ondan sonra devam edelim isterseniz. Evet sevgili Serkan Bey, verebilir miyiz? Miyiz? Bir coşku var içimde bugün. Kıpır kıpır. Uzak. Çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerim parke parke taş duvarlarda. Açılıyor hayal pencerelerim. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Bir coşku var içimde bugün. Kıpır kıpır. Uzak çok uzak bir yerleri özlüyorum. Uzak çok uzak bir yerleri özlüyorum. Kekik kokulu kuyaklardan aşarak güvercinler ülkesinde dolaşıyor. Bir çeşme başı arıyorum. Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp mis gibi nane kokular arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey. Güne gülümserken papatyalar dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle kol kola kırlarda koşarak siz peygamber çiçekleri toplarken ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde. Ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim. Güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk. Üşüyorum. Düşünüyorum. Düşünüyorum. Sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum. Sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum.
sonsuzluğum. Düşünüyorum, ey sonsuzluğum, sahibi sana ulaşma istiyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum, sonsuzluğu düşünüyorum, ey sonsuzluğun sahibi. Evet, ben sonsuzluğu düşünüyorum, ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum diyordu Sayın Muhsin Yazıcıoğlu. İnşallah da ulaşmıştır, ulaştı zaten. Sonsuzluğa ulaştı. Evet, ben gerçekten saygıda, teşekkür ediyorum. Sevgiyle anlıyoruz. Bir kere daha bizi duygulandırdınız. Malum 25 Mart, rahmetli genel başkanımızla dava arkadaşlarımızın o vahim olayının yaşandığı gün. Biz de zaten parti olarak sadece ülkemizde değil, bütün Türk-İslam coğrafyasında bu hafta Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarımızı anmakla geçiyor. Geçen haftadan bu yana, az önce de dediğim gibi ben de Mevlüt programından geldim. İl ve ilçe teşkilatlı olarak da bu hafta boyunca sürekli rahmetli genel başkanımızı, arkadaşlarımızı sempozyumlarla, mevlütlerle anıyoruz. Evet, buradan tekrar duyuralım arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde de var mı mevlüt? Tabii. Nerelerde? Evet. Onları da bir söylersiniz. Az önce Bornova'da tamamladık. Akşam Tire ilçemizde ve Bergama ilçemizde yine bir mevlüt programlarımız olacak. Düzenli olarak bu hafta boyunca da ilçelerimizde sürekli olarak camilerde ve parti etkinlikleri olarak da rahmetli genel başkanı anlattığımız, seminerler verdiğimiz, evet, ve mevlütlerle andığımız programlar organize ediyoruz. Evet, tekrar Allah rahmet eylesin diyelim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Hemen şu, madem Sayın Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'ndan bahsettik, o kazaya bir girebilir miyiz Sayın Başkanım? Tabii, önce şunu söyleyeyim, tabii ben daha rahat konuşabiliyorum doğal olarak. Bizim açımızdan bir kaza değil. En azından o helikopterin düşüşü kazaysa bile, ki değil, onda da çok soru işaretleri var. Evet. Sonrasında yaşadığımız süreç hiçbir şekilde bu olayın kaza olmadığını ortaya çıkarıyor. Tabii şu an mahkeme aşaması devam ediyor, biliyorsunuz. Evet. Mahkeme dosya üzerinde de gizlilik kararı var. Özel yetkili Cumhuriyet Savcılığında devam, evet, ediyor dosyamız Malatya'da. Tabii çok sıkıntılı günler, çok sıkıntılı zamanlar geçirdik. Tekrar söylüyorum, helikopterin düşüşü bir kazaysa bile, az önce de sohbetimde de söylediğim gibi, o basın şehidimiz İsmail Güneş kardeşimiz, evet, elinde cep telefonuyla 21. yüzyılda dünyada insanların gözünün içine baka baka sesini duya duya bu memlekette şehit oldu, şehit edildi. Tabii mutlaka bunun vebali yapanların üzerine olacak ve biz arkasını zaten parti olarak da, teşkilat olarak da, aile olarak da sürekli arıyoruz. Bunun mücadelesi içindeyiz. Hukukun içinde kalarak özellikle altını çiziyorum, çünkü hem partimizin içinden hem dışarıdan bizi çok farklı yerlere çekmeye çalışanlar oldu. Evet. Ama çok şükür rahmetli genel başkanımız ülkücü kuruluşlar, MHP ülkücü kuruluşlar davasından 7,5 sene yargılandığı süreçte bile cezaevi derler. Biz ona cezaevi de demiyoruz. Medrese-i Yusufiye diyoruz. Evet. Yusufiye zindanları diyoruz. Evet. Orada 4,5 yıl bir fiil zindanda kalmış olmasına rağmen, 27-28 gün hiç Filistin askısından inmeden, işkence görmüş olmasına rağmen bile hiçbir zaman devletine, milletine sırtını dönmedi. Devletine küsmedi, milletine küsmedi. Biz de tabii devlete küsecek değiliz. Neticede her kurumun içinde yanlış yapanlar olur. Bizim tek isteğimiz büyüklerimizden, devleti idare edenlerden bu olayın üstünü kapatmaya çalışmasınlar. Çünkü biz diğerleri gibi değiliz. Diğerlerinin geride bıraktıkları gibi değiliz. Bizim çok güçlü bir teşkilat yapımız var, gençlerimiz var. Muhsin Yazıcıoğlu sadece bizim partimizin genel başkanı değildi, ben hep söylüyorum. Pazar günü yaptığımız, fuarda yaptığımız etkinlikte de misafirlerimizden bir tanesi, parti dışından birisi bunu dile getirdi, söyledi. Beni de çok etkiledi. Muhsin Bey dedi, sadece Büyük Birlik Partisi'nin camiasının başkanı değil, hepimizin başkanıydı. Bütün Türk İslam coğrafyasının bel bağladığı bir insandı. O yüzden biz hukukun içinde kalarak, sonuna kadar şartları zorlayarak sürecin aydınlatılmasıyla ilgili üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği ölçüde, elimizden geldiği oranda da sakin kalarak, hukuka saygılı olayı takip ediyoruz. Evet. Yani Yazıcıoğlu'nun söylemleri, dikkat çekiciydi. O dönemde gibi hala Büyük Partisi bir çıkış süreci yapıyordu, evet, bir ivme kazanıyordu. Tam böyle bir üzücü kaza yaşandı. Evet. Tabii şöyle söyleyeyim, yani eğer bugün de görüyoruz, izliyoruz. Eğer rahmetli genel başkanımız hayatta olmuş olsaydı, tabii varsayımlar üzerine de konuşmamak lazım ama Allah nasıl kısmet etseydi, bugün yaşadığınız, emin olun şu an Türkiye'de yaşadığımız, inşallah birazdan gireriz, pek çok sorun bugün yaşanmıyor olurdu veya bu kadar rahat yaşanmazdı. Evet. Yani Muhsin Başkan'ın, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun
geçmişten gelen çizgisini bilenler, siyasi hayatındaki çizgisini bilenler, partili kimliğiyle yapmış olduklarını bilenler, onun nasıl bir insan olduğunu, milli manevi değerlerin ülkenin bölünmez bütününe verdiği önemi bildiğinden, bugün onun yaşasaydı, yaşıyor olsaydı, bugünkü süreçte nelerle karşı karşıya kalacağını herkes biliyordu. Meydan da bu kadar boş kalmazdı. İşte bir dediğimde, demin de söyledim sohbetimizde, programa girmeden önce, bu olay aydınlatılmadığı müddetçe gerek biz Büyük Birlik Camiası olarak, Alperenler olarak, gerekse normal sıradan sokaktaki vatandaşımız sürekli bir teori üretecek. Evet. Çünkü olay aydınlatılmıyor. Acaba şöyle mi oldu? Acaba böyle mi oldu? Neden aydınlatılmıyor? 21. yüzyıldayız. İşte bilgisayar çağındayız, uzay çağındayız. Elimizde bu kadar teknolojik imkanlar varken o helikopter 4 gün 5 gün nasıl ulaşılamadı? O İsmail Güneş kardeşimiz nasıl öldü? Dünyanın gözünün içine baka baka. Hep bunlar komple teorileri üretmeye itiyor insanları. Evet. Doğal olarak biz de camiamıza sorulan sorulara cevap vermekle mükellefiz ama bir yere gelip biz de kilitleniyoruz. Evet. Çünkü söyleyeceklerimiz belli bir yerden sonra söyleyeceklerimizin hepsi varsayım üzerine kurulu. Evet. O yüzden burada tabii görev yine devleti idare eden büyüklere düşüyor. Azimle, kararlılıkla bu olayın üstünü örtmekten ziyade bu olayı aydınlatacaklar ki Türkiye bir daha böyle karanlık günler yaşamasın. Çünkü bugün Muhsin Başkan'ın başına gelen hadise, Allah korusun, Başbakanımızın da başına gelebilir, Cumhurbaşkanımızın da başına gelebilir. Ki Muhsin Yazıcıoğlu aynı zamanda da bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir vekiliydi, milletvekiliydi. Sadece partili bir kimliği yoktu. Evet. Yani meclisteki milletvekillerimizden de aynı zamanda bir tanesiydi. Hepsinin başına gelebilir. Evet. Söylediklerinizden şunu çıkardım. Bugünleri düşünerekten birileri o zaman Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamamasına mı karar verdi? Tabii şunu söyleyeyim. Eğer bugün Muhsin Başkan yaşıyor olsaydı çok bugünlerin net söylüyorum. Geleceğini düşünerekten. Çok net söylüyorum. Çok net söylüyorum. Bu açılım süreçleri, işte açılımsa nasıl açılımsa artık, evet, İnşallah onu da konuşuruz. Evet. Bu kadar rahat yaşanmazdı. Yani bugün Muhsin Başkan'ın olmadığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biz bunları gördüğümüz zaman Alperenler olarak üzülüyoruz. Meclisin kürsüsüne G3 mermisi koyan milletvekilleri var bu memlekette. Meclisin kürsüsünden bağımsızlık çığlıkları atan, naralar atan milletvekilleri var bu memlekette. Ki bunun adı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Biliyorsunuz şimdi süreçte bundan sonra Cumhurbaşkanı'nı halk seçecek. Evet. Ben iddia ediyorum, partinin il başkanı olduğum için söylemiyorum. Vatandaşlarımızın Muhsin Başkan olan sevgisini bildiğim için konuşuyorum. Eğer halk oylamasına Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Muhsin Başkan girmiş olsaydı büyük ihtimalle bu memlekette Cumhurbaşkanıydı. Yani dengeler, işte az önce söylediğim gibi, bu süreç eğer aydınlatılırsa biz bunları söyleyemeyeceğiz. Evet. Ama şimdi aydınlatılmadığı için üstü kapatılmaya çalışıldı. Israrla üstü kapatıldığı için diyoruz ki demek ki hep bir hazırlık aşamasındaymış bunlar. Muhsin Başkan'ın bugün onlar için hayatta olması belli şeyleri yapmalarına maniymiş diye düşünerek bunları konuşuyoruz. Şöyle bir şey sorayım o zaman. Umudunuz var mı? Konunun aydınlatılmasıyla alakalı mı? Elbette var. Neden? Çünkü biz gerçekten çok dirayetli duruyoruz. Yani bakın, bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ben. Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirmese bu kadar şey belge ortaya çıkmazdı. Ama burada altı çizilmesi gereken önemli bir nokta daha var. Aile ve partili yetkilerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı ilk ziyaretlerinde Cumhurbaşkanımız bu olayın tamamen kaza olduğunu söylüyordu. Yani bize de aktarılan bilgiler. Ne zaman ki özellikle ailesine ve partiye belli yerlerden bilgi ve belgeler ulaşıldı. Özellikle o kaset helikopterin parçalarını keçiler mi söktü dediği Sayın Cumhurbaşkanımızın. Belli şeyler gün yüzüne çıkınca Sayın Cumhurbaşkanı da gördü ki bu olay normal bir kaza değil. Devlet Denetleme Kurulu zaten devreye girince birçok şey meydana çıktı. Evet. Hatta Genel Başkanımızın bu olayından sonra Hrant Dink davasında da Devlet Denetleme Kurulu görevlendirildi. Rahmetli Özal'ın olayında da Devlet Denetleme, evet, Kurulu görevlendirildi. Bir aslında çığır açıldı. Ama neticesi sonunu getirmek lazım. Yani bir yere kadar getirip dosyayı belli bir seviyeye getirip ondan sonra orada kestiğiniz zaman biz bu sefer diyoruz ki demek ki öyle yerlere ulaşıldı ki devletin de üstünde yerlere ulaşıldı herhalde ki dosyanın üstü kapatılmaya çalışıyor diyoruz. Bu dosyadaki gizlilik bununla ilintili olabilir mi? Tabii şimdi yani orada belli yerlere ulaşıldı. Hemen söyleyeyim. Ben mesela Sayın Genel Başkanımıza bir gün sormuştum. Dedim ki Sayın Genel Başkanım, neden biz parti olarak elimizdeki bilgi ve belgeleri camiamızla paylaşmıyoruz? Çünkü camia içerisinden de, kendi camiamız içerisinden de ciddi anlamda bu konuda eleştiri alıyoruz. Diyorlar ki Muhsin Başkan'ın hakkını yeterince savunmuyorsunuz. Genel Başkanımızın bize yanıtı şu olmuştu. Biz neyi dillendirirsek hemen karşı taraf onun karşı tezini ortaya sunarak bizim sunduğumuz delili ortadan kaldırıyor dedi. Çürütüyor. Evet. O kadar güçlü bir yapı var karşınızda. O kadar güçlenmiş bir yapı var. Tabii hukuka güvenmek lazım. Devletin savcılarına güvenmek lazım. Hakimlerine güvenmek lazım. Ama onların da tabii elinin rahat olması lazım. Onlara da baskı olmaması lazım. Kaldı ki dediğim gibi ben olay
kaza dahi olsa helikopterin düşüş süreci sonrasının mutlaka irdelenmesi lazım. Yani bizim Ulaştırma Bakanlığı'nın özellikle bu konudaki zafiyeti çok büyüktür. Zaten en büyük üzüntümüz, en büyük sıkıntımız da budur. Yani Muhsin Bey dedikleri zaman, Muhsin kardeşim der Sayın Başbakan. Geçen de grup toplantısına başlarken biliyorsunuz en az bir iki üç dakika rahmetli genel başkanımızı andı. Evet. Ama kardeşim dediğiniz insanların da hakkını hukukunu korumanız gerekir. Türkiye Cumhuriyet Devleti'ndeki herkesin olduğu gibi. Yani olayın üstünü kapatmaktan ziyade korkmadan üstüne gitmek lazım. Sonucu nereye kadar gidiyorsa gitsin. Biz çünkü asla sonu bizim için ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun, çok iddialı bir laf ama biz bu işin peşini bırakma niyetinde değiliz. Vatandaş her türlü hakkını korumak için, her türlü hakkını dile getirmek için birilerini seçiyor, meclise gönderiyor. O gönderilen kişiler içerisinde bir hükümet seçiyoruz, eyvallah, bir iktidar seçiyoruz. Tabii. O iktidar da bir yerden sonra, şu anlattıklarınızdan çıkarmak için, o iktidarlar da bir yerden sonra güçsüz mü kalıyor bazı şeyler karşısında? Şimdi öyle bilgi ve belgeler sunuluyor ki, örneğin şimdi her kurumun içinde yanlış yapan insanlar olabilir. İşte basına yansıdığı için çok rahat konuşuyorum. Yani dosyada dediğim gibi belli konularda gizlilik kararı var ama basına yansıdığı için de rahat konuşuyorum. İşte rahmetli genel başkanımızın helikopterinin üzerinde 3 tane savaş uçağı tespit edildi. Olayın çok kısa bir süre öncesinde. Şimdi deniyor ki işte onların türbülanslarından etkilenip helikopter düşmüş olabilir. Ama giden uçak Türk savaş uçağı mıdır? Yabancı ülkelerin savaş uçakları mıdır? Bir muamma. Çünkü o sürede çok ilginç. O bölgedeki bütün radar kayıtları donuyor. Radarlar kapatıyor. Radarlar kararıyor. Şimdi ilginç yani ilginçlik yüzüne ilginçlik. Bu sefer biz diyoruz ki demek ki burada uçanlar Türk savaş uçağı değil. Başka ülkenin savaş uçakları. O zaman benim ülkemi kim koruyor? Ordu benim ordum. Ama içinde yanlış yapanlar da varsa bunlar da tespit edilip kanunun karşısına çıkarılmalı ki bundan sonra bu süreçler yaşanmasın. Helikopterin düştüğü ya da düşürüldüğü olayın hemen ardında yine bunlar basına yansıdı. Belgelerle ortaya çıktı. İki tane Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Sikorsky helikopterin olay mahalline indiğini artık hepimiz gün gibi biliyoruz. Hatta orada bir asker şehidimiz var helikopterin düşmesinde. O kalkan helikopterin Kıbrıs istikametine gittiği, radardan kayboldu ortada. Şimdi bu sefer biz hemen yine üretiyoruz. Acaba Kıbrıs'ta İngiliz üssü var, İngiliz istihbaratı mı yaptı? Bakın hep bunlar hep bir şey. Yani bunu ortadan kaldıracak olan kim? Devleti şu an idare eden makam. Madem Muhsin Başkan sizin arkadaşınız ki kaldı ki Sayın Başbakan Sivas'a gidip rahmetli genel başkanımızın annesi Fidan anneni ben de buradan ellerinden öpüyorum. Elini öpmüştür. Anne demiştir. Benim kardeşim demiştir. Ben inanıyorum samimiyetin o anlamda ama gereğini de yapması gerekiyor. Nerede takılıyor sizce? Bir yerlerde bir şeyler takılıyor. Bu biraz evvel bahsettiğiniz Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun mesela kaza yahut da kaza süsü verilen olayında olduğu gibi rantık meselesinde olduğu söyleyeyim. Gibi. Bakın mesela o gün Kayseri valisi açıklamayı yapan Muhsin Bey bulunduğu hastaneye doğru getiriliyor işte. Evet. Kaburgası evet. Kırık, ayağı kırık diyen Kayseri valisini biz beklerdik ki görevden alsınlar. Kayseri valimizi Ankara Emniyet Müdürü yaptılar bir dönem sonra biliyorsunuz. Şimdi de Cumhurbaşkanı Denetleme Kurulu raporundan sonra ki bunlar orada açık bir şekilde ortada olmasına rağmen yazılmış olmasına rağmen onu şimdi Yargıtay'da üye yaptı. Yani şimdi düşünüyorum ben. Demek ki bir yer... Evet yani nedir? Şimdi o zaman bizim camiamızdan, bizlerden sessizce oturmamızı nasıl bekliyorlar? Yani hamdolsun bugüne kadar hiç kanun dışına çıkıp bir hareket içinde bulunmadı. Çünkü az önce söyledim. Kardeşlerimize de gençlerimize de her zaman aynı şeyi söylüyorum ki genel başkanımız da bize telkini sürekli budur. Hukukun içinde kalarak. Çünkü liderimizin yapısı ortada bizim. Evet. Devletle milletle karşı karşıya kalmamış. Yani acaba diyoruz ki bizim üzerimizden Büyük Birlik Partisi üzerinden çünkü bu geçmişte de yaşandı işte bir karantink olayını yaşadık. Evet. Erhan Öncal vakasını yaşadık. Evet. Rahmetli genel başkanımızın arkasında poz veren birini Büyük Birlik Partili Alperen olarak lanse ettiler. Evet. Ve bunun üzerinden Muhsin Başkan'a bir şeyleri yaptırmaya çalıştılar ama tabii karşılarındaki Muhsin Yazıcıoğlu'ydu. Yani demek ki sözünü geçiremeyince, istediklerini yaptıramayınca onlar için böylesi uygundu. Çok ciddi, çok gerçekten irdelenmesi gereken, Türkiye'nin bundan sonraki aydınlık yüzü için irdelenmesi gereken bence önemli bir konu. Tekrar söylüyorum, Muhsin Yazıcıoğlu aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir milletvekiliydi. Şu anki meclisteki bir milletvekiliydi. Bu devletin onurudur, itibarıdır, meclisin onurudur, itibarıdır. Oradaki milletvekillerinin de bu konuya duyarlı olmalarını biz tabii bekliyoruz. Hepsinin. Yazıcıoğlu dönemi ve Yazıcıoğlu dönemi sonrası. Evet. Büyük Birlik'te yönetim anlamında, parti anlamında ne gibi değişim var? Geri mi, ileri mi? Yani nasıl bir yapıdasınız şu an? Tabii şunu söyleyeyim. Bizler
Amentü'ye iman etmiş insanlarız. Ölümün Allah'ın emrine olduğunu hepimiz inanıyoruz. Ama Muhsin Başkan'ın gerçekten bu kadar ani bir şekilde aramızdan ayrılacağını hiçbirimiz hazırlıklı değildik. Evet. Yani ben altyazı geçiyordu, iyi hatırlıyorum. İş yerimdeydim. İşte Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri düştü. Yani bir mana veremedim. Dedim ki yani Muhsin Başkan herhalde vefat etmez, ölmez gibi falan düşünüyoruz. Yani öyle görüyoruz liderimizden. Hatta evet. Ben o gün için vefattan iki gün sonra, iki gün geçmesine rağmen o günkü Sayın Valimiz de İl Emniyet Müdürümüz il teşkilatına başsağlığı ziyaretine gelmemişlerdi. Ben sitem etmiştim. Dedim ki yani yine fuar vardı. Yani akşam fuara gidiyorlar. Muhsin Başkan vefat etmiş veya helikopteri düşmüş. İşte sıkıntılı bir süreç. Yani insan en azından bir taziyeye gelmez mi deyince şimdiki İstanbul Emniyet Müdürümüzün lafını hiç unutmuyorum. Tabii o sistemimizi duyunca dedi ki ya ben Muhsin Bey'in helikopterin düştüğünü duyunca dedim ki ya merak etmeyin bir iki gün sonra bir yerlerden çıkar. Çünkü evet. Muhsin Yazıcıoğlu bu. Hiç unutmuyorum evet. O lafını. Tabii ona hazır olmadığımız için doğal olarak bir evet. Süreç yaşadık. Parti içinde doğaldır bunlar. Siyasi partilerde bunlar yaşanacaktır. Bir genel başkanlık yarışı oldu. Bir genel başkanlık mücadelesi yaşandı. Onları atlattık. Onlar geçti. Ama bizim şöyle bir doğrularımız ya da misyonumuz var diyeyim. Rahmetli genel başkanımız olsun ya da olmasın. Onun bize çizmiş olduğu bir yol, bir hedef evet. Var. Çünkü biz misyon partisiyiz. Yani bizim bir misyonumuz var. Biz bir kitle partisi belki bu anlamda olamıyoruz. Çünkü misyon taşıyoruz. Kitle partisi evet. Olmak çok kolay. Evet. İnsanların hoşuna giden her şeyi söylerseniz, vaatlerde bulunursunuz. Yarın partiniz %3 değil de %30 olur. Evet. Ama misyon partileri davasını yaşamakla mükelleftir. Davasını yaşatmak ister. Bu anlamda Muhsin Başkan'ın kişisel yokluğunun dışında parti içinde çok fazla bir sıkıntı yaşamadık. Evet. Çünkü aynı sistem devam etti. Evet, evet. Başkanlık divanında olan değerli genel başkan yardımcılarımız veya genel sekreterimiz bu görevi üstlendi. Divan aynı şekilde oluştu. Yeni arkadaşlarımız katıldı. Bu süreç tabii vefatla birlikte biraz sıkıntılı da geçse çok şükür kendi içimizde bölünmeden, parçalanmadan bu süreci atlattık. Bugün de devam ediyor. Evet, bölünmeden, parçalanmadan dediniz, bu süreci atlattık dediniz. Şimdi misyon partisi olduğunuzu da söylediniz. Evet. Misyon partilerin kaderi mi bu? Şimdi biraz önce dediniz ya, Sayın Muhsin Yazıcıoğlu herkesin başkanıydı. Çünkü AK Partililer de geldi, size aynı şeyi söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi'ne geldiler, söylediler. Hatta diğer böyle ulusalcı sol kesimden bile gelip herkes. De Muhsin Yazıcıoğlu hakkında çok... Bugün Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu Muhsin Yazıcıoğlu hakkında gerçekten çok güzel şeyler söyler. Evet. Şimdi Türkiye'de bu kadar sevilen bir adam ve bunun bir partisi neden %1'lerde kalıyor? Evet, tabii hemen söyleyeyim. Yani şimdi, biraz önce misyon partisi, kitle partisi dediniz ya, onunla doğrudur. Birleştirmek gerekiyor herhalde şimdi, ama... Geçen hafta pazar günü rahmetli genel başkanımızı İzmir'de yaptığımız etkinlikte anarken bir eski milletvekilimiz kürsüden şöyle bir şey söyledi. Biz dışarıdan da birileri dahil olsun, Muhsin Başkanı onlardan da dinleyelim diye partili kimliğin dışındaki insanları da davet ettik. Cengiz Bulut Bey adını da buradan anmış olayım. Şunu ifade etti. Dedi ki yani biz aynı dönemde Muhsin Bey'le beraber mecliste görev yaptık. Şimdi ben düşünüyorum dedi. Muhsin Yazıcıoğlu istese bırakın milletvekili hangi partiye giderse gitsin bakanlık alır. Evet. Evet. Düşündüm bu adam niye hep %1'lerde işte %1,5'larla etmeyecek. Çünkü dava adamı, çünkü adam gibi adam. Çünkü inandığı değerler var. Yani biz bilsek ki işte şurada iktidar var ama milletin muktedir iktidarı değil. Bizim orada işimiz olmaz. Bizim için oyumuz %1 olmuş, %20 olmuş, %50 olmuş. Emin olun hiç önemli değil. Tabii ki siyasi partilerin amacı nedir? İktidar olmaktır. Fikrini millete yaşatmaktır, yaşatabilmektir. Ama biz eğer fikrimizi yaşatmakla ilgili bir şeylerden ödün vererek oralara geçecek olursak o zaman zaten Büyük Birlik Partisi olmaz, Misyon Partisi olmaz. Evet. O zaman kitle partisine dönersiniz. Herkes partinize üye, bizim partimiz herkes üye olabilir. Herkes. Ama herkes Büyük Birlik Partisi rozetini takarak idareci olamaz. Bizim doğrularımız, bizim değerlerimiz var. Bizim misyonumuzu taşıması lazım. İşte tabii böyle de olunca ister istemez doğal olarak siz ihtiyaca, belki günün ihtiyaçlarına onların istediği şekilde cevap vermediğiniz için millet diyor ki biz onu çok seviyoruz. Ben rahmetli genel başkanımızın cenazesine Ankara'ya gittiğimiz zaman gözlerime inanamadım. Evet. 1,5 milyonun üzerinde resmi evet. Rakamdır bu. Polis rakamları. İnsanlar vardı. İzmir'den karşıya kadar yine hiç unutmuyorum. Tabii o günler unutulmuyor. DSP'li bayanlar beni ısrarla aradılar. Biz Demokratik Sol Parti'ye mensup insanlarız ama Muhsin Bey'in cenazesine katılmak evet. istiyoruz. Bize bu konuda yardımcı olur musunuz diye. O günkü DSP milletvekilimiz daha sonra CHP'ye katıldı. 3 kez başsağlığına geldi ve her geldiğinde emin olun samimiyetime inanıyorsanız oturduğu koltukta ağlıyordu. Şimdi biz meclise gideceğiz, döneceğiz ve Muhsin Bey yok. Bu kadar sevilen bir insan ama hiçbir zaman o sevgisi sandığa yansımadı. Bugün belki bir kamuoyu araştırması yapılsa işte kendi partinizin dışında
oy verebileceğiniz diğer parti hangisidense emin olun Büyük Birlik Partisi birinci parti çıkar. Evet. Emin olun diyorum. Fakat dediğim gibi misyon partileri olmanın kaderi bu. Ama biz bundan rahatsız değiliz. Çünkü böyle olduğumuz için bugün hala Muhsin Yazıcıoğlu'su. Bakın vefatın üzerinden 4 sene geçti. Evet. Bugün hala dün gibi camiler doluyor, programlarımız doluyor. Bu sevgi hiçbir zaman değil mi? Bitmiyor, evet. Bitmiyor. Gerçekten yani. Bitmiyor. Kimler unutuldu bu memlekette? Ama Muhsin Yazıcıoğlu unutulmuyor. Neden? Çünkü doğruları savunduğu için yani millet için doğruları savunduğu için unutulmuyor. Yoksa kimler geldi, kimler geçti? İktidar olmak çok kolay. Emin olun çok kolay. Vaat edersiniz. Bir şeylerle, yani ben şu, iddia ediyorum. Rahmetli genel başkanımıza da bunun esprisini yapıyorduk. Yani bugün eğer genel başkanımız bir Amerika'ya gitse, bir İsrail'e uğrasa, oradan bir İngiltere'ye geçse, yarın buraya gelse bu memlekette başbakan. Bu kadar basit. Bunun daha net anlatımı var mı? Ama genel başkanım bana şunu söylemişti. İyi hatırlıyorum. Hatta bir abimiz dedi ki, sayın genel başkanım seni bir Amerika'ya gönderelim dedi. O da olur falan dedi. Hatta dedi, uçak biletini alalım seni gönderelim. Ama dedi ben oraya gidersem beynimin içine cip takıp geri gönderirler. Evet. Beni oradan idare ederler. Hiç unutmuyorum onun bu lafını. Yani bu Amerika'ya gidenlere bir şey söylemek adına değil. Evet. Yanlış anlaşılmasın. Evet. Evet. Ama bir yerlerden eğer bir şeyler, bir şeyler olacaksa. Tabii mesela vefatından önce takip edin. Rahmetli genel başkanımız İran'da İran meclisinde bir konuşma yaptı. İlk kez İngiltere'de Lordlar Kamerası'na davet ettiler. Muhsin Başkan orada bir şeyler anlattı. Hatta orada hükümeti şikayet etmesiyle ilgili bir şey söylendiği zaman orada bile genel başkanımız ben başka ülkenin meclisinde kendi ülkemdeki başbakanı şikayet etmem diye bir duruş sergiledi. Şimdi orada bir şeyler anlatsa, bir şeyler söylese diyecekler ki tamam. Ama biz orada bir de doğrularımızı sergilediğimiz zaman millet de bakıyor veya onlar da bakıyor. Diyor ki Muhsin Yazıcıoğlu bizim idare edebileceğimiz bir insan değil, bir insan modeli değil. O yüzden biz böyle kitle partisi olmaktan memnunuz. Eninde sonunda vatandaşımız bizi görecektir. Çünkü hakem millet. Biz ne söylersek söyleyelim. Hakem millet, değerlendirecek olan millet. Bizim vazifemiz şikayet etmek değil, bunları insanlara anlatabilmek. Tabii bunun yolu da, ben bu anlamda gerçekten sizlere teşekkür ediyorum, basından geçiyor. İnsanlar bizleri tanıdıkça, bizim neler yapmaya çalıştıklarımızı öğrendikçe, işte bakın önünüzde duruyor, bir Üşüyorum şiiriyle insanlar Muhsin Yazıcıoğlu'nu tanıdı. Evet. Partiyi tanıdı. Muhsin Bey'i, Muhsin Yazıcıoğlu'nu herkes tanırdı. Büyük Birlik Partisi ile bağını kuramazlardı. Alperen Ocakları ile bağını kuramazlardı. Evet. Bir şiir Muhsin Başkan'ı anlattı. Bunun gibi Muhsin Başkanımızın ne şiirleri var? Yani evet. İnsanlar bizleri sizlerin aracılığıyla tanıdıkça ben bu sorunun da ortadan kalkacağını düşünüyorum. Sabır işi, siyaset sabır işi. Doğrulardan taviz vermeden, yılmadan, yorulmadan biz mücadelemize devam edeceğiz. Evet, mücadele etmek güzel fakat yine de biraz daha bir şey söylediniz. Dediniz ki Hrant Dink davasında polisin arkasında o Hrant Dink'i vuran evet. Genç bizim partimizden olarak lanse edildi dediniz. Şimdi dikkat ediyorum da bu tür olaylarda genellikle sizin partinizin ismini kullanıyorlar. Tabii şu an söyleyeyim. Bu sizin misyonunuzla mı ilintili yoksa gençler şimdi, daha müsait hemen sahip olup da düşünceleri dinle. Rahmetli genel başkanımız her ne kadar Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanıysa da biliyorsunuz MHP döneminde rahmetli Alparslan Türkeş ile beraber görev yapmış evet. Ve ülke ocaklarının genel başkanlığını götürmüş bir insan. Evet. Yani ülkücü camianın çok sevdiği, gençlerin özellikle idol olarak gördüğü bir lider. Evet. Büyük Birlik Partisi bir çıkış trendi içinde olunca tabii onu bir yerlerden de frenlemeniz gerekiyor. Bu her partide yaşanabilecek olan sıkıntılar. Çünkü biz bunları rahmetli genel başkanımızdan canlı birebir dinledik. Şimdi örneğin ben buraya geldim. Fotoğraf çektiriyorum sizinle. Yarın benim yaptığım bir kusurdan dolayı beraber fotoğraf çekildik diye sizi birileri suçlayabilir mi? Muhsin Başkan'da binlerce insanın fotoğrafı var. Özellikle oraya, tabii ben iyi hatırlıyorum. Hrant Dink cezaevi arabasına bindirilirken yaşasın Alperen Ocakları Büyük Birlik Partisi'nin iktidarı engellenemez diye bağırıyordu. Bugün Hrant Dink nerede? Yani dediğiniz doğru. Bir şeyleri bu sistem üzerinde biz %1'lik bir parti de olsak Büyük Birlik Partisi gerçekten Türkiye'nin bir gerçeği. Yani duruşuyla, yapısıyla, siyaset dışındaki tavrıyla, siyasetin içinde gösterdiği duruşla herkesin bel bağladığı bir parti. Yani bugün bakın biz ara ara mesela izliyoruz işte Amerika'nın Dışişleri Bakanı geliyor, o geliyor, bu geliyor. Bizim partimizi de ziyaret ediyor. Biz halbuki meclis dışındaki bir partiyiz. Evet. Veya hükümet yapacak olduğu bir şey varsa, anlatacak olduğu bir şey varsa önce Büyük Birlik Partisi'ne geliyor. Biz dışarıdan çalışmalar yapıp meclise gönderiyoruz. Biz meclisinde olmasak bile kadro soğutulmuş bir siyasi hareketiz. 20. yılımızı doldurduk. Biz 20. yılımızı kutladık. Evet. Kurulmuş bir taban var. Yani o, evet. Alttan gelen bir misyon var. Alttan gelen bir tabaka var. Tabii bu anlamda Muhsin Başkan da gençlik lideri olduğu için 80 öncesinin ve 80 sonrasının bir şeyleri onun üzerinden yapmaya gayret ettiler ama tabii rahmetli genel başkan çok gerçekten tecrübeli bir insandı. Bakın iyi hatırlarsınız.
Bir dönemde işte Namık Kemal, Sayın Namık Kemal Zeybek'ten tutun da başbakanlık baş danışmanına kadar partimize bizim ciddi anlamda evet. katılımlar oldu. Var, evet. Milletvekilleri aktı. Evet. Milletvekilleri geldi. Ben iyi hatırlıyorum. O zaman da il yönetimindeydim. İl başkan yardımcısı. VIP salonuna girdiğimiz zaman biz havaalanında oturacak kendimize yer bulamıyorduk. Ama hepsi gitti. Çünkü hiçbirinin aklındaki geldiği o geldiği şekliyle yani oraya gönderildiği şekillerle geldikleri zaman Muhsin Başkan'ın tavrıyla karşı karşıya kalınca hepsi ayrılıp başka başka yerlere gittiler. Bulamadılar. Çünkü evet. Muhsin Başkan vardı orada. Muhsin evet. Yazıcıoğlu gibi bir lider var orada. Buna müsaade etmez. Çünkü o günlerin acısını zaten yaşamış. Evet. Peki ne arıyorlardı acaba desem? Kullanabilecek. Tabii hemen şunu söyleyeyim. Buyurun. Şimdi tabii bakın 20. yıl dedim. Bizim 81'in 81'inde il başkanlıklarımız var. Teşkilat yapılarımız oturmuş. Evet. Çok güçlü bir Alperen gençliğimiz var bizim. Yani belki bunu sayısal anlamda oya dökemiyoruz ama gerçek anlamda bir Alperen gençliğimiz var bizim. Partiyi seven çok insan var. Oturmuş kadrolarınız var. Bütün illerde teşkilatlanmışsınız. İlçelerinizde, beldelerinize kadar teşkilatlanmışsınız. Evet. Ciddi bir yapılanma var. Hazır bir orada siyasi parti duruyor. Yani yeniden bir şeyler uğraşmakta. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi var. Hazırda olan bir şeyler var. Bundan faydalanmak, bunu değerlendirmek istediler diye düşünüyorum. Ama tabii karşılarında Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir lider de olunca bunlara müsaade etmedi. Hani geldikleri gibi giderler dedi, geldikleri gibi gittiler. Şöyle bir şey daha sorsam. Buyurun estağfurullah. Birçok kişi kafasını karıştırıyor aslında. Her şeyi sorabilirsiniz. Buyurun. Şöyle, bu ülkede gerçekten büyük bir çoğunluk milliyetçi. Ve bol bol da milliyetçi parti var. Sizi diğer milliyetçi, örneğin Milliyetçi Hareket tabii, Partisi'nden diyelim. Tabii. Sizi ondan ayıran neler var? Özellikler. Özellikler nedir? Tabii hemen şunu söyleyeyim. Benim yine prensibimdir. Ben hiçbir zaman bir başka siyasi partiyle ilgili yorum yapmam. Evet. Çünkü ben eğer onlarla ilgili yorum yaparsam onlar da benimle tabii. alakalı yorum yaparlar. Ama şunu söyleyeyim. Bizim milliyetçilik anlayışımız bu belki altı çizilmesi gereken bir nokta. Allah'ın bize çizdiği sınırlar içinde. Yani bizde kafa tasçılık anlayışı yok. Bizim milliyetçilik anlayışımız hemen şöyle açarak söyleyeyim. Biz bu topraklar içinde, ay yıldızlı al bayrağın altında hep beraber birlikte yaşayabiliyorsak Kürt de, Türk de, Laz da, Çerkez de aklınıza gelen bütün etnik kimlikler de benim için Türktür. Bizim milliyetçiliğe biz bu anlamda bakıyoruz. Yoksa sadece ırkçılık üzerinden milliyetçilik anlayışını zaten dinimiz yasaklamış. Biz de bu dini yaşatmaya çalışan, yaşamaya çalışan, doğrularımızla beraber yaşatmaya çalışan bir siyasi hareket temsilcileri olarak radikal anlamda milliyetçilik yapmak bizde yok. Ama insanlar hep ne der? Büyük Birlik Partisi, Alperen Ocakları radikal. Bunlar aslında İslamiyet'i evet. de milliyetçiliği de çok uç noktada yaşayan insanlar diye gibidir. Ama ben hiç yani 7 yıldır ben burada il başkanıyım. Hiç böyle radikallikle falan da karşılaşmadım. Açıkça da söyleyeyim yani. En azından kendimi biliyorum. Arkadaşlarımı, abilerimi biliyorum. Rahmetli genel başkanımı tanıyorum. Rahmetli genel başkanımızın eşi, tesettürlü. Ama bizim Firuzan kardeşimiz, kızı Firuze kardeşimiz açık. Yani bizim dediğim gibi milliyetçilik anlayışımız sadece böyle kavmiyetçilik üzerine kurulu insanların etnik kimliğiyle alakalı bizim milliyetçilik anlayışımız yok. Bizim için bu bayrağı bayrak bilen, vatanı vatan bilen herkes bizim için kardeşimizdir. Bölücülük yapmadıktan sonra. Bayrağı bayrak bilen, vatanı vatan bilen dediniz. Hani ısrarla söylüyorum. Tek devlet, tek millet. Bu millet kavramını yalnız Türklüğü üst kimlik olarak açarak söylüyorum. Yani çünkü o bağlayıcılıktır. Evet. Yani Türktür bizi bağlayan. Biz bunu yine kavmiyetçilik anlamında veya milliyetçilik anlamında kullanmıyoruz. Anlaşılabilmesi adına kullanıyoruz. Evet. Allah'ımız bir, peygamberimiz bir. Ne sorunumuz olur bizim başka onlarla? Hiçbir derdimiz bu olmaz. Bu Türklük meselesinde asıl sorun çıkıyor herhalde. Siz mesela biraz evvel dediniz Kürt olsun, Ermeni ne olursa olsun bu ülkede yaşıyorsa ve Türk'üm biz onların hepsini Türk olarak görüyoruz dediniz. Peki hayır ben Türk değilim arkadaş diyorsa. Mübarek olsun problem yok. Yani ben Kürt'üm ve bu ülkede yaşamak istiyorum söyleyeyim. Diyorsa. Ben bunu her yerde de anlatıyorum. Şu an partimin genel başkan yardımcısı Rendi Çayır Bey 13,5 sene yine cezaevi değil, medrese-i Yusufiye hayatı var. En fazla cezaevinde kalan ülkücüdür. Evet. Kürt, hala ailesi evinin içinde Kürtçe konuşur. Benim partimin genel başkan yardımcısı, rahmetli genel başkanımızın en yakın arkadaşlarından bir tanesi. Bizim bir derdimiz yok onlarla. Ama ben Kürt'üm. Bu vatanı seviyorum, bu bayrağı seviyorum. Bu topraklar bölünmez diyorsa benim için mesele yok. Ama ben Kürt'üm. Benim ayrı bir dilim, benim ayrı bir dinim, benim ayrı bir bayrağım var dediği zaman işte bu Nevruz'da son gördüğümüz, yaşadığımız hadise gibi işte ne bileyim ben hani buna da biz müsaade etmek istemiyoruz. Şimdi ne diyor adam? Bir an önce Türk Silahlı Kuvvetleri Diyarbakır'dan çekilsin diyor. Şimdi buna da kim müsaade eder bu memlekette? İşte Çanakkale haftasını kutladık. Çanakkale şehitlerimiz, Çanakkale hepimiz gitmişizdir. Tabii.
Orada lakaplarına baktığınız zaman Kürdü, Arnavutu, Lazı, Çerkezi vatan için mücadele etmiş. Gerçekten samimi Kürt vatandaşlarımıza bir gidip Bölücübaşı'nın bir muhabbetini yapın bakalım neler söylüyorlar size. Evet. Bizim derdimiz bu. Biz bölücülük yapılmasına, Kürtçülük kimliğiyle bölücülük yapılmasına karşıyız. Kürtse derdimiz Kürt bu. Kürtse Kürt. Olsun, olsun. Bunu seçebilme şansı yok. Nasıl tabii ki ben Türk'üm, bunu seçebilme şansım yok. Allah bizi böyle yaratmış, hamdolsun, şükürler olsun. Onu da öyle yaratmış. Biz bunu kınayamayız. Bu yüzden de onu dışlayamayız. Ama o da bu memlekette yaşadığını, bu bayrak altında yaşaması gerektiğini bilmek zorunda. Evet, bu herhalde başka çok, Türkiye yok çünkü. Çok önemli bir ayrıntıydı herhalde. Peki, başka Türkiye yok çünkü. Evet. Başka nerede yaşayabileceğiz? Ben iyi hatırlıyorum bir canlı yayında aşırı Kürtçü birine muhabir arkadaş sordu. O zaman çekin gidin dedi. O da neden gidelim? Bu memleket bizim, siz gidin dedi. Bakın memleket bizim. O da benim diyor, ben de benim diyorum. Bu memleket hepimizin. Evet, hep burada yaşamayı öğrenmek zorundayız. Bunun başka bir çözümü yok, başka evet, bir anlatımı yok. Açılım. Yani açılım. Gelelim şu açılıma. Saçılım, yani açılım, açılım, saçılım. Diyarbakır, Nevruz. Evet. Tüm bu süreci değerlendirirsek neler düşünüyorsunuz? Yönetim anlamı, büyük bir parça anlamı. Hemen söyleyeyim. Biliyorsunuz Nevruz'u bahane ederek meclisteki terör örgütünün, meclisteki uzantısı siyasi partinin belli illerde mitingleri oldu. Evet. Ben bu arada da bir üzüntümü paylaşmış olayım. Şu an geldiğimiz konumu belki vatandaşlarımız böylece daha iyi anlayacaklar. Tabi doğal olarak burada Diyarbakır'da gördük. Oraya onca insan toplanmış. O meydanda bir tane Türk bayrağı evet, yok. 30 bin kişinin katilinin posteri var. Bayrak diye ellerine aldıkları bez parçası diyeceğim. O ellerinde ama bir tane Türk bayrağı yok. Evet. Burada da toplandılar. İzmir'de de toplandılar. Ben zannettim ki o gün İzmir gerçekten bir tepki koyar ortaya, bir tepki gösterir. Eline bayrak dağınır, gençlerimiz yürür. İşte siyasi partiler organizasyonlarını tamamlar. Ankara dedim ben o zaman. Yine bir sporla alakalı bir etkinlik vardı. Bizim gençlerimiz burada toplandı, Alperen Ocaklarımız. İşte sayılar 30, 40, 50 her neyse. Sayının, bizim açımızdan sayının hiç önemi yok. Çünkü evet, hem Türk tarihi hem İslam tarihi çoğu zamanda şahit olmuşuz ki az sayıda inanmış topluluk çok sayıdaki inanmayana galip gelmiş. Evet. Şimdi gençlerimiz yürümek istiyorlar. Ben İzmir'de yaşadığımız hadiseyi anlatıyorum size. Doğal olarak emniyet de yürütmek istemiyor. Ama ben siyasi partiyim. Yürümek benim en doğal hakkım. O nasıl orada miting yapıyorsa ben de burada yürüyebilirim. Şöyle bir genelge geldi benim elime. Şöyle bir genelgeye ulaştım. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen yazı. Diyor ki bakın bunu lütfen vatandaşlarımız çok iyi anlasın. Huzuru bozucu, sivil toplum kuruluşlarının huzuru bozucu hiçbir yürüyüş, mitingine müsaade etmeyeceksiniz. Yani ben huzuru bozuyorum. Ben elime Türk bayrağını aldığım zaman, yürüdüğüm zaman ben huzuru bozuyorum. Ama onlar meydanlarda Bölücübaşı'nın posterleriyle, fotoğraflarıyla, ellerinde bayraklarla yürüdükleri zaman, burayı terk edin dedikleri zaman, silahlı kuvvetlere süre verdikleri zaman, buradan gidin artık biz Kürdistan'ı kurduk dedikleri zaman onlar bölücü olmuyor, huzuru bozmuyor. Şu anki açılım sürecinde geldiğimiz nokta bu. O yüzden ben arkadaşlarıma hep şunu söylüyorum. Çok dikkatli olmamız lazım. Özellikle bizim. Büyük Birlik ve Alperen Camiası. Evet. Türkistan mülkücülerin çok akıllı ve çok dikkatli olmaları lazım. Çünkü oynayacakları nokta yine biziz. Sizin üzerinizden. Evet. Evet. Çünkü bizim bu konuda. Şimdi ben o gün baktım, emin olun. Bunu artı bir değer kazanmak adına söylemiyorum. Böyle bir zaten düşüncemiz yok ama yani diyorum ki Allah Allah, acaba o gün İzmir'de sadece 50 tane genç mi vardı? Çok çok ilginç bir durum bu. Evet. O gün İzmir çok sessiz kaldı. Çok sessiz kaldı çünkü yürütmüyorlar. Müsaade etmiyorlar. Evet. Yani bu süreci diyor baltalayacak olan, zarar verecek olan bu süreci her türlü eyleme yasak getiriyor. Ha biz tabi dinlemedik. Biz yine yürüdük. Yine gençlerimiz gitti Gündoğdu Meydanı'nda yapacaklarını yaptı, söyleyeceklerini söyledi. Kimseye gidip vurmadık, kimseyi kırmadık. Böyle bir derdimiz yok. Biz devletin askeri ve polisi değiliz. Bu devlette asker var, polis var. Bizim işimiz bu değil. Ama buna bile şu an müsaade edilmiyor. Sıkıntı burada. Böyle bir ve üzülerek görüyorum. Herhalde daha da kötüye gitmeye başlayacağımız günler olacak. Bakın şimdi siyaset meydanları hareketlenmeye başladı. İşte başbakanın belli çağrısına bir başka diğer siyasi partinin değerli genel başkanının çok sert açık söylemleri oldu. Yarın Türkiye çok daha farklı günlere karşı karşıya kalabilir. Çok daha farklı yerlere taşınabiliriz. Burada hepimizin çok akıllı, sağduyulu hareket etmemiz lazım. Ben ısrarla bir kere daha söylüyorum. Türk aydınlarına görev düştüğü kadar bu memlekette Kürt aydınlarına da görev düşüyor. Onlar ellerine bayrağı alacaklar, Türk bayrağını. Bu vatan bizim diyecekler, bu bayrak bizim diyecekler. Bizim temsilcimiz İmralı'daki olamaz diyecekler, meclisteki olamaz diyecekler. Ancak o zaman bir şeyleri aşabilmenin imkanına sahip oluruz diye düşünüyorum. Yoksa
Komple teorisi üretmek adına söylemiyorum. Sizler abimiz, yani çok gençsiniz ama yaş itibariyle o günleri belki hatırlıyorsunuzdur. Yoksa Türkiye 80 öncesinden kötü bir süreçte karşı karşıya kalır. İnşallah öyle günler görürüz. İnşallah. Temennimiz o. Evet. İzmir'deki örgütlenmenizden bahsedelim. Ne durumdasınız? Nasılsınız? Gerçi biraz evvel dediniz ki biz misyon partisiyiz. Sayı önemli değildir ama yine de her siyasi parti, kurulan her siyasi partinin amacında nasıl bir parti olursa olsun iktidardır. Tabii ki. Şimdi ben şöyle neler yapıyorsunuz? Neler düşme? Önümüzde yerel seçimler var. Eğer partinizin tabelası varsa, bayrağı varsa siz orada varsınız. Partinin bayrağı ve tabelası asılı değilse siz orada yoksunuz. Ama bizim yine özellikle ilçelerde teşkilatlanırken dikkat ettiğimiz belli başlı noktalar var. Mesela biz dışarıdan yardım alan bir siyasi parti değiliz. Hiç bugüne kadar devletin yardımı bize nasip olmadı. Bu şekilde de zaten nasip olmasın. Bir kere rahmetli genel başkanımız seçim yardımı aldı. Onu da şehit ailelerine bağışladığı için yargılanıyordu rahmetli genel başkan. Devletin parasını nasıl başka bir yere aktarırsın diye. Yabancı birisine vermiş gibi yani. Tabii şehit ailelerine bağışlıyor. Çünkü onu kullanmak istemiyor ama bugün bakıyorsunuz. Gerçekten bu seçim sistemiyle, seçim barajıyla, seçim yardımlarıyla diğerleriyle yarışabilme şansınız çok zor. Yani ben çok iyi hatırlıyorum. Geçtiğimiz son seçimlerde bir ilçeye 5 tır dolusu bir siyasi partinin sadece ilçeyi bayraklamasıyla ilgili bayrak geldiğini ben 5 tır ben kendim biliyorum. Kendim bizzat biliyorum. Biz herhalde Türkiye genelinde parti olarak 5 tır bayrağı bulamamışızdır. Çünkü biz bunları kendimiz bastırıyoruz. Evet. Bizim teşkilat kiralarımız bizden çıkar. Bizim yönetimdeki abilerimiz üstüne. Bize bazen diyorlar. Yani şimdi il başkanlığı veya kardeşlerimize biz bazen takılıyoruz. Ocak başkanlıkları meslek olmuş. Mesleğin ne il başkanı diyor. Benim mesleğim il başkanlığı değil. Evet. Benim kendime göre bir işim var. Evet bugün bakıyorsunuz siyasi partilerde siyasi partilerin içlerinde 10 tane 12 tane çalışan insanlar var. İl başkanları sabah 8'de oraya gidiyor. Akşam saat 6-7'ye kadar orada. Bunlar bir demek ki bir yerlerden bir şeyler dönüyor. Nereden dönüyor? Devletten gelen seçim yardımlarıyla dönüyor. Ben ilçeyi açacak olan arkadaşlarıma hep şunu söylüyorum. Allah'a güven, sonra kendine güven. Ondan sonra etrafındaki arkadaşlarına güven. Eğer ilçenin elektriğini, suyunu, kirasını partinin genel merkezi üzerine yapacaksan, içerideki olması gereken eşyalarını partiye aldıracaksan bu işi yapma. Beni orada temsil et, benim bayrağım olsun, ben bileyim ki orada sen varsın. Ama çünkü rahmetli genel başkanımızda biz bunun sıkıntısını çok yaşamıştık. Rahmetli bize hep şunu söylerdi seçimlerden sonra. Her seçildikten sonraki 4 yıllık sürenin 2 yılını teşkilatlarımızın borçlarını kapatmakla geçiriyorum derdi. Ben İzmir'de il başkanı olduğum günden beri 7. senemde olacak şöyle bir uygulama yapıyorum. İl teşkilatının kira kontratı, elektriği, suyu, telefonu bizim şahsımızın üstüne. Partiye bağlayan hiçbir şey yok. Evet. Yani ben bugün burada il başkanıysam bunu bulmak benim vazifem, benim görevim. Bu anlamda tabii olunca İlçelerde de ilçelerin kurulmasında sıkıntılar yaşanıyor. Ama rahmetli genel başkanın vefatından sonra tüm samimiyetimle söylüyorum. İnsanlarda öyle bir Büyük Birlik Partisi'ne karşı sempati oluştu ki ben 4 sene yönetimde kaldım, 5 sene yönetimde kaldım il başkanı olmadan önce. Kendi isteğiyle gelip yönetime dahil olan çok az yeniden insana şahit olmuştum. Muhsin Başkan'ın vefatından sonra neredeyse ilçeler ve yönetimler yenilendi, sıfırlandı. Hepsi Muhsin Başkan'ın vefatından sonra gelen. Ya vefa borcunu göstermek için gelen abilerimiz, arkadaşlarımız. Ya evet ya bu insan böyle bir insanmış. Ben de burada olmalıyım diyelim gelen arkadaşlarımız. Bu anlamda çok hızlı bir şekilde biz İzmir'de teşkilatlandık. Teşkilatlanıyoruz. Yerel seçimlerde 20 bin oy aldık biz. Yani çok küçüktür belki ama 8 binlerden 20 binlere fırladı. Çünkü neden? Teşkilatlar oldu. Teşkilat olunca bayrağın oldu. İnsanlar senin olduğunu gördü. Bu seçimlerde, bu seçimler için inşallah Sayın Genel Başkanımızın çok radikal kararları var. Çok radikal. Biliyorsunuz bu büyükşehir yasasıyla değişen büyükşehir kanununa göre il genel meclisleri de kalkınca tabii evet. Doğal olarak her ilçede belediye başkan adayı çıkarmak zorundasınız ki evet. Aldığınız oy yansısın. Çok net ve kesin tavırlı bize kesin talimatıdır. Bütün ilçelerimizde il başta olmak üzere belediye başkanlıklarına, üyeliklere mutlaka bizim Büyük Birlik Partisi saflarında arkadaşlarımız çıkacak, aday olacak. Çünkü rahmetli genel başkanımız döneminde bize hep şöyle talimat verirdi. Diğerlerine zarar vermeyin. Bakın böyle de bir insandı Muhsin Başkan. Yani burada seçimi kazanabilecek güçte miyiz? Belli potansiyelimiz var. Öbür tarafta bizden gibi gözüken arkadaşlarımız mı var? Evet. Ona zarar vermeyin derdi. Ne demek istediğimi anlayabiliyorsunuz herhalde. Ama artık bu yok. Çünkü seçim şartları, seçim konjonktürü size buna müsaade etmiyor. Çünkü dedim ya bizim amacımız işte %50 olup da birilerini kandırarak iktidar olmak değil. Biz gerçekten millet bizi oraya getirsin istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Bu seçimlerde İnşallah 30 ilçemizde de büyükşehir dahil olmak üzere belediye başkan adaylarıyla inşallah vatandaşlarımızın karşısında olacağız.
anlatabildiğimiz oranda, dilimiz döndüğü oranda ne kadar anlatabiliyoruz bilmiyorum ama ifade etmeye çalışacağız. Özellikle belediye meclislerinde. Tabii. Evet. Bakın şu an bizim bir tek meclis üyemiz var Karabağlar'da. Evet. Bir tek. Emin olun diyorum size. Yani ben şimdi hayal edemiyorum. Onun gibi bir herhalde İzmir'de benim yani çok şey olacak belki ama bir 30 tane 40 tane meclis üyem olsa acaba neler? Bir kişiyle emin olun tek kişilik muhalefet diyorlar ona. Evet, ama burunlarından getiriyor. Neden? Evet. Çünkü milletin hakkını savunuyor. Tek başına bakın. AK Partili ve CHP'lilere karşı tek başına işte belki takip ediyorsunuz evet. İşte bu Burda'nın evet. satışıdır. Evet. İşte içkili yerlerin ruhsat alımıdır. Hep tek başına durdurmuştur. Çünkü niye? Doğru. Doğru olanı yaptığı zaman insanlardan da takdir görüyorsunuz. Evet yani bu özellikle belediye meclis konusunda 2014'te Büyük Birlik Partisi'nden yani iyime kazanacağına inanıyorum. Çünkü İnşallah. Böyle bir çalışma gözlemliyoruz. Hazırlanmaya başladınız mı sayın? Tabii bir de şöyle bir tezat var onu da söyleyeyim. Yani tezat değil aslında da bize göre tezat. Biz Doğu ve Güneydoğu'da 3. partiyiz. Bazı yerlerde 4. partiyiz. Diyarbakır'da 3. partiyiz. Çok da bakın ilginçtir. Oradaki Güneydoğulu vatandaşımız bize oy verir. Çünkü bizim milliyetçilik anlayışımız az önce belki ifade ettim. Bizi bilir. Yani bizim etnik milliyetçilik üzerinden siyaset yapmadığımızı bildiği için Kürt vatandaş gelip bize oy veriyor. Benim Kürt il başkanlarım var. Aslanlar gibi de il başkanlıklarını yapıyorlar. Ve 3. parti oluyor, 4. parti oluyorlar. Ama maalesef sahil kesimlerine geçtiğimiz zaman doğal olarak vatandaşımızın bakış açısı değişiyor. Bizim misyonumuzun bize yüklediği o sorumluluk belki onlara biraz daha zor geldiği için buralarda, bu kesimlerde, sahil kesimlerinde parti olarak oyumuz biraz düşük. Bu da bir gerçek. Tabii bunu aşmak için bir şeyler yapmanın çabasındayız. Biz mesela Foça ilçemizi kurduk ilk ve çok ilginç de bir şey oldu. Son seçimlerde Foça'da çok ilginçtir bakın. Seçim barajını geçtiğimiz için orada şimdi sandık kurullarına resmi sandık görevlisi veriyor. İzmir'deki tek ilçemdir benim seçim barajını geçen Foça. Hiç Foça'da ilçe teşkilatımız. Evet Foça. İlçe başkanımızı sahiplendiler. Onun fikirlerini, onun söylemlerini duyunca insanlar ona oy verdi. Dolayısıyla partiye oy verdi. Ve 30 ilçeden sadece Foça ilçesinde resmi anlamda ben barajı geçip oraya resmi sandık görevlisi görevlendirdim. Bu da bir sahil kesimi. Foça gibi bir yerdeyiz evet. mesela. Demek ki biz anlatabilirsek, ifade edebilirsek insanlar oyunu size veriyor. Evet. İzmir'in il başkanı olarak İzmir'in yerel sorunlarına biraz uzak mı kalıyorsunuz? Aslında kalmıyoruz ama şunu yapmıyoruz. Hemen söyleyeyim. Bizim siyaset üslubumuzda insanları sadece yermek yok. Biz doğruları da söylüyoruz. Yani bu anlamda da çok eleştiriliyoruz. Geçen biz bir basın toplantısı düzenledik. Bir basın mensubu arkadaşımız ısrarla bana Büyükşehir Belediye Başkanımızla ilgili bir şeyler söyletmek istiyor. Ben de söylemiyorum. En son dedi ki ya başkanım hiç eleştirmiyorsun. Ya soruyorsun söylüyorum işte. Ama söylemem gereken şeyleri de bana söyletme. Çünkü biz doğruları söylerken... Yıkıcı siyaset yapmak. Evet ama tabii evet. olması gereken bu. Doğruyu da söyleyeceksin. Yanlışını da söyleyeceksin. Şimdi İzmir'de yaşıyoruz. İzmir'in sorunu yok mu? Evet. Onlarca sorunu var. Ama daha dün Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız yine Karabağlar'daki bir arsa satışından dolayı biliyorsunuz mahkemedeydi, evet, hakim karşısındaydı. Yani biz hemen şunu söyleyeyim. Aziz Bey eğer İzmir'e gireceksek, Aziz Kocaoğlu'nu ben iyi tanıyorum. Ailesini biliyorum. Evine girmiş çıkmışlığımız var. Nasıl bir insan olduğunu biliyorum. Son derece dürüst, doğru bir insan. Ama onun dürüst ve doğru bir insan olması altyapısındaki ve alt kadrosundaki yanlışlıkları ortadan kaldırmıyor. Evet. Maalesef Sayın Başkanımızın alt kadrosunda ciddi anlamda sıkıntılar var. Zaten o sıkıntılardan dolayı da bugün bu sıkıntıları yaşıyor. Yani şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız Karabağlar'daki bir arsanın satışıyla ilgili bir yere bir imza bilmek zorunda değil. Büyükşehir Belediye Başkanı elbette yani senin danışmanların, senin alt kadrondaki insanların işleri bu. Ama ceremesini Sayın Aziz Kocaoğlu çekiyor. Peki sadece bu mudur? Hayır. İzmir'de binlerce sorunumuz var bizim. Bakın bir yağmur yağıyor. Burası Venedik'ten beter oluyor. Evet. Bir altyapı sorunu, bir trafik işte demin az evet, önce konuştuk. Evet. Canlı yayına zor yetiştik. Dakika, evet. 25 dakika rötarlı geliyorsunuz. Evet. İzmir'in göbeğindesiniz. Evet. Aracınızı park edecek bir otoparkınız yok. Trafik almış başını. Dün izledim. Metro ile ilgili artık vatandaşlar, kendi vatandaşlarımız metro ile ilgili birbirleriyle kavga edecek hale gelmişler. Ne bileyim ben işte bir liman şehriyiz sözde ama limanımızın durumu ortada. Sanayimiz hala şehrin göbeğinde. Tabii bunlar sadece Büyükşehir Belediyesi'nin sorunu mu? Değil. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu konudaki sorumluluğu kadar işte burada da biz bunu söylediğimiz zaman belki kaybediyoruz. Hükümetin de problemi, hükümetin de sorunu var. Şimdi bakın iki tane burada bakanımız vardı bizim. Evet. Benim bakanım değil açık söyleyeyim. Çünkü ikisiyle de bizim şahsi anlamda problemlerimiz var. Muhsin Başkan'ın konusuyla alakalı. Gerçi bir tanesi bakanlıktan ayrıldı ama Binali Bey devam ediyor. Onlar buraya geldikten sonra AK Parti burayı fethedilmesi gereken bir kale gibi görüyor.
Şimdi ciddi anlamda bir yatırım yapmaya başladılar. Hepimiz görüyoruz, izliyoruz. Evet, evet. 8 yıldır, 9 yıldır o zaman İzmirli'ye neden bunu çektirdin? Ya şimdi metro bitmiyormuş. O zaman devlet olarak al sen bitir. Bölünmüş yol yapılmıyormuş. Sen yap. Sen yapmak istiyorsun da Aziz Kocaoğlu vermiyor mu? Şimdi biz bunu söylediğimiz zaman bize diyorlar ki hiç Büyükşehir Belediyesi'ne, daha ne diyeyim? Diyorum ki yağmur yağınca burası Venedik gibi oluyor. Alt kadrosu yetersiz diyorum. Kendi çok iyi bir insan ama iyi insan olmak, iyi idareci olmak demek değil, iyi yönetici olmak demek değil. Ne diyeyim yani? Daha mı kötü şeyler mi söyleyeyim? Yıkıcı, o zaman evet, mı? Evet, yani misyonunuzdan geri yıkıcı siyasete uzak. Bunları zaten ifade ediyoruz. Bunları zaten söylüyorum. Mesela ben çok üzülüyorum. Defalarca kere Sayın Başkan'a bu konuyla ilgili dilekçeler verdik. Diyorum ki İzmir demokrasinin kalesi, beşiği, öyle diyoruz değil mi? Ya Allah rızası için Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir insanın ismi İzmir'in herhangi bir yerinde yaşatılmaz mı? Bir parkta, bir caddede. Yaşatılmaz mı yani? Evet. Onlarca kere bu konuyla ilgili Sayın Başkan'la görüşmüşüzdür. Sayın Bereket. O kadar çok çağrı yapıyorsunuz evet. Ama ben bu vesileyle bir kere daha yapmışım. Sayın Başkanım, sizden rica ediyoruz. Bakın bu gerçekten o zaman İzmir'in çağdaş ve demokrat bir il olduğunu herkese ispat eder. Nasıl ki burada sürekli olarak işte 3 fidan anıtları açıyorlar. Değil mi? Yani Deniz Gezmiş, Yeni Rahmetli. Evet. Hepsinin anıtlarına... Muhsin Başkan'ın da buraya bir yere adını vermek sizden bir şeyleri götürmez. Sizi büyütür. O zaman deriz ki biz evet, Aziz Kocaoğlu sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil, hepimizin belediye başkanı. Çünkü ben rahmetli genel başkanımız İzmir'e geldiği zaman bir program hazırlamıştım. Program dahilinde baktı ve orada Büyükşehir Belediye Başkanımızın ismi yazıyor. Büyükşehir ziyareti. Bana dedi ki Nican, neden Büyükşehir Belediyesi'ne gidiyoruz? Sormazdı rahmetli. Biz nereye dersek oraya giderdi. Öyle bir şey de yoktu yani. Dedim ki efendim Büyükşehir Belediye Başkanımız bizim de başkanımız, o zaman gideriz dedi. Gittik ve Aziz Bey şunu söyledi. Dedi ki siz seçilene kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıydınız ama seçildikten sonra herkesin belediye başkanısınız. Şurada İzmir'in bir köşesinde, bir parkında, bir caddesinde Şehit Muhsin Yazıcıoğlu adını vermek bu kadar zor mu? Soruyorum. Yani ne yapmamız lazım şimdi bizim on binlerce insan belediyenin önüne gidip bu konu üzerinden siyaset mi üretmemiz lazım? Veya diyorum ki Sayın Başkanım evet. Bakın Expo. Değil mi? Expo sadece İzmir'in değil, bütün Türkiye'nin problemi. Evet. Ben Expo ile ilgili emin olun sizden az bilgiye sahibim. Basında okuduğumun dışında Expo ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ya evet. Sadece burada iktidar partisinin il başkanıyla, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve iktidarın il başkanı mı bu işte mesul? Ayda bir kere bakın eşleri toplanıyor, yemek yiyorlar. Sürekli ilçelerde birlikte oluyorlar. 3 ayda bir, 5 ayda bir, senede bir kere. Ne zaman vakti müsaitse. Şu İzmir'deki en azından seçime katılan il başkanlarını toplasa. Bir bilgilendirme diyorsunuz. Ya ben basının huzurunda söyleyeceğim şeyleri birebir kendisine izah etsem, anlatsam çözümleriyle beraber. Fayda İzmirli vatandaş olur. Biz yıkıcı olmak istemiyoruz ki. Bizim derdimiz yapıcı siyaset. Evet. Ama maalesef bu anlamda Sayın Başkanımız, daha doğrusu Sayın Başkanımız değil, Sayın Başkanımızın alt kadrosu bunlara kapalı. Bugün ben de Sayın Aziz Kocaoğlu'nun cep telefonu mevcut değildir. Bende olmalı. Eğer CHP il başkanında Aziz Kocaoğlu'nun cep telefonu varsa bende de olacak. Evet. MHP il başkanında varsa bende de olacak. Eğer Sayın Başkan bayram ziyaretlerine CHP, MHP, AKP'ye gidiyorsa bana da gelecek. Ki girebilirim. Geliyor. Evet. Bu konuda hak yememek lazım. Evet. Yani tarafsız olduğu müddetçe hepimizin başkanı olur. Tabii seçim zamanı geldiği zaman elbette bizim de kendi adaylarımız var. Biz de kendi adaylarımız çıkacağız. Olur. Ama şunu ifade edeyim. Asla bizim eleştirilerimiz yıkıcı olmaz. Onu görüyoruz. Yol gösterici onu olur. Yani, evet. Alabilirlerse, almak isterlerse, dinlerlerse söyleriz. Onu yakından görüyoruz. Evet Özgür Bey, son anlarımıza geldik, son dakikalarımıza geldik. Çok güzel. Başka sorumuz var mı? Yani, son mesajını alalım Sayın Bereket'in. Hedeflerini, projelerini varsa onu evet, dinleyelim. Son sözlerinizi alalım Sayın Başkan. Tabii son söz olarak ben İzmirli vatandaşlarımızdan, bizi izleyenlerden şunu özellikle rica ediyorum. Bakın biz liderini şehit vermiş bir siyasi hareketin temsilcileriyiz. En azından Muhsin Yazıcıoğlu'nun niçin şehit edildiğini, neden öldüğünü bu insanların anlaması lazım. Davası uğruna evet. Onu anladıkları davası zaman evet. Büyük Birlik Partisi'nin, Büyük Birlik Partililerin ne yapmak istediklerini, niçin mücadele etmek istediklerini anlayacaklar. Bizim il yönetimimizdeki abilerimiz, ilçelerimizdeki arkadaşlarımız, emin olun hepimizin kendine göre bir iş alanı var. Hepimiz kendi işimizde, kendi uğraştığımız alanlarda. Allah'a hamdolsun. Allah'a hamdolsun bir yerlerdeyiz. Bakın bir yerlerdeyiz. İyi kötü ben bugün milli takımda antrenörlük yapıyorum. Evet. Gelebilecek olduğum en iyi noktaya kadar ulaştım. Siyasetle daha ileriye gidebilecek bir konumum yok. Biz bunu Allah rızası için, vatana, millete hizmet aşkıyla yapmaya çalışan insanlarız. İnşallah Allah nasip kısmet eder. Yarın seçim barajları düşer veya düşmez ama vatandaşlarımız bize teveccüh gösterir, bizleri meclise taşırlarsa, arkadaşlarımızı meclise taşırlarsa, emin olun biz Türkiye'nin pek çok sorununu, sadece Türkiye'nin değil çünkü bizim bir Türk-İslam coğrafyamız var, sorumlu olduğumuz,
emin olun pek çoğunun derdine derman olacak parti Büyük Birlik Partisi. Ama bunun için tabii görev yine bizlerde, sizlerin aracılığıyla ne kadar kendimizi ifade edebilirsek, ne kadar anlatabilirsek eminim ki vatandaşlar elinde sonunda bizi anlayacak ve oyunu da hani gönüllerde olan oyunu mutlaka sandığa yansıtacak. Sandığa yansıttığı zaman da inşallah bu memleket Türkistan mülkücüleriyle, Alperenlerle tanışacak. Çünkü Muhsin Başkan tek başına meclisteyken bunun defalarca kere örneğini verdi. Ben vatandaşlarımızdan bizi gerçek anlamda takip etmelerini rica ediyorum. Büyükşehir adayı çıkaracak mısınız? Tabii ki. Tabii ki. Hedefte bir isim var mı? Şimdi ben hemen şunu söyleyeyim. Çok isimimiz var. Bakın biz bir buçuk ay önce Yalova'da genel merkezin talimatıyla bütün teşkilatlar kamptaydık. Evet. Önümüzdeki hafta yine Foça, bir saniye tam yanlış da yer söylememek için düşünerek tekrar söylüyorum. Afyon'da yine kampa giriyoruz. Bölgesel toplantılar yapıyoruz. Yani artık partili kimliğine de büründüğü için sürekli gelişim kampları, sürekli gelişim seminerleri organize ediyor. Orada isimler gündem ama ben hep şunu söylüyorum. Ben eğer burada bir ismi zikredersem o isim benim belediye başkanım olmalı. Evet. Çünkü siyasette maalesef bir de böyle bir sıkıntınız var. Hı. Bir isim zikrediyorsunuz. O isim üzerinden ya birileri bir şeyler yapmaya başlıyor. Kesinlikle. Ya da o insan yıpranıyor, yıpratıyorlar ki kaldı ki Allah'a hamdolsun bizde öyle bir sıkıntı olmaz ama ben o anlamda isim zikretmekten hep çekiniyorum, kaçınıyorum. Çünkü çıktığımız anda ben Büyükşehir Belediye Başkanıyım dediğim anda beni İdam edeceklerini bilsem ben Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyım. Çünkü biz rahmetli Muhsin Başkan'dan öyle gördük. Evet. O yüzden bence biraz daha isim konusunda bence biraz erken. Ama şunu da söyleyeyim, çok ne söyleyeyim. Biz her şeyi doğru söyleyen insanlarız. Evet. Kimse de bizden mucize falan beklemesin. Yani çok üst seviyedeki bir isim falan da gelip burada belediye başkan adayı falan da olmaz. Neden olmaz? Çünkü biz misyon partisi dediğim gelse de giremez zaten. Evet. Kendi içimizdeki abilerimizle, arkadaşlarımızla biz bu işi götüreceğiz. Evet. Bu misyonu sürdürecek insanlarla. Evet, çok teşekkürler Sayın Ahmet Bereket. Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir imkan verdiğiniz için. Gerçekten keyifli sohbet, evet. Gerçekten keyifli bir sohbet. Bu arada Muhsin Hocam da yad etti. Allah razı olsun. Evet. Sağ olun, evet. Çok teşekkür ederim. Sanırım Serkan Bey de ona dikkat eder. Kapanışı da yine aynı girdiğimiz videoyla yaparız. Evet, Sayın seyirciler, Başkanla Baş Başa programımız burada sona eriyor. Konuğumuz İzmir Büyük Birlik Partisi, İzmir İl Başkanı Sayın Ahmet Bereket'ti. Genç ve dinamik bir başkan. Gerçekten böyle sportman genç bir başkan, sportman kişileri siyasete görünce gerçekten insan mutluluk veriyor. Çünkü yıllardan beri alıştık böyle yaşlı kişileri böyle artık. Hani birileri miadını doldurduktan sonra çekilmesi lazım. Ama biz ne yazık ki onu beceremiyoruz. Ben 7 yıl önce daha gençtim siyasete girmemeliydim. Ayıp attı o zaman. Evet, başkanla baş başa programımız burada sona eriyor. Yeni bir başkanla baş başa programında buluşmak dileğiyle hepinize hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Bir coşku var içimde bugün, kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerim parke parke taş duvarlarda açılıyor, hayal pencerelerim. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Bir coşku var içimde bugün, kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Kekik kokulu koyaklardan aşarak güvercinler ülkesinde dolaşıyor, bir çeşme başı arıyorum. Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp, mis gibi nane kokular arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey. Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle kol kula kırlarda koşarak, siz peygamber çiçekleri toplarken ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim, güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk, üşüyorum.
düşünüyorum.